Galatasaray için James Rodriguez sürprizi. Sezon başında gittiği Katar'dan ayrılma kararı alan James Rodriguez'in menajeri Jorge Mendes'in Avrupa'da takım aramaya başladığı belirlendi. Mendes'in yakın arkadaşı Campos ile temasa geçtiği ve Galatasaray yönetiminin transfere kaynak yaratabilmesi halinde sezon sonu teklif yapılacağı öne sürüldü. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos ve yeni sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yönetiminde önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. El Rayyan formasını giyen dünya çapında yıldız James Rodriguez'in sarı kırmızıların gündemine girdiği iddia ediliyor. Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde 5 ay sonra El Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı. James Rodriguez Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı. Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktardığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Burak Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi. Daha önce Everton, Bayern Münih ve Real Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. Galatasaray'da Marcao fırtınası. Son Barcelona maçı ile birlikte bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 karşılaşmanın 7'sinde haftanın 11'ine girmeyi başaran Marcao'nun performansı devlerin iştahını kabarttı. Sarı Kırmızılar Sambacı için astronomik bir teklif bekliyor. Galatasaray her ne kadar Avrupa Ligi'ne Barcelona'ya 2-1 yenilerek veda etmiş olsa da birçok oyuncusu yıldızını parlatmayı ve transferin gözdesi olmayı başardı. Bunlardan biri de Marcao. Brezilyalı futbolcu grup aşamasından itibaren forma giydiği 8 maçın 7'sinde haftanın 11'ine girdi. Son Barcelona karşılaşmasında da attığı harika kafa golünün yanı sıra birçok pozisyonda çok kritik hamleler yapan 25 yaşındaki savunmacının performansı Avrupa devlerinin gözünden kaçmadı. Marcao'nun menajeriyle şimdiden birçok kulüp temsilcisinin temasa geçtiği ve Galatasaray yönetiminin de bu gelişmeden haberdar olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılar Sambacı için astronomik bir bonservis teklifi gelmesini bekliyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları mevcut tabloya göre Marcao'yu 20-25 milyon eurodan düşük bir rakama bırakmayı istemiyor. İtalya'dan Napoli ve Roma, Fransa'dan Lyon ve Lille, İspanya'dan Sevilla'nın genç stoperle ciddi olarak ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray'da kaptanlık pazubandını da takan Marcao'nun en büyük hayallerinden biri ise Brezilya milli takımının formasını giyebilmek. Henüz 21 yaşında ülkesinden Avrupa'ya gelen Marcao, Rio Ave'de kiralık oynadıktan sonra bonservisiyle Chaves'e transfer olmuştu. Galatasaray genç oyuncuyu Fatih Terim'in isteğiyle Portekiz'de düşmeme mücadelesi veren Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. 22 yaşındayken Türkiye'ye gelen Marcao 3 yıldır Galatasaray için ter döküyor. Ayrıca yıldız isim Avrupa Ligi'nde 7 kez haftanın 11'inde seçilerek bir rekora imza attı. Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması. Sarı Kırmızılı takımda yeni teknik direktör adayı olarak Okan Buruk gösteriliyor. Buruk, TV 100 yayınında Galatasaray'a yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. Torrent'in bekleneni verememesi üzerine Sarı Kırmızılı taraftarlar takımın başına Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Okan Buruk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: Galatasaray bu durumu hak etmiyor ve onlarla kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor. Başarılı çalıştırıcının adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon içinde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilmişti. Galatasaray'da İbra şoku. Tarihinin en çalkantılı sezonlarından birisini geçiren Galatasaray çok kritik bir haftaya girdi. Sarı Kırmızılılar'da tüm gözler cumartesi günü düzenlenecek olan Mali Genel Kurulu'na çevrildi. Genel kurula katılacak olan üyelerin Başkan Burak Elmas ve mevcut yönetime hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı iddia edildi.
Bu sezon yaşanan başarısızlık, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler ve teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi genel kurulda belli olacak. Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şartlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor. Camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası büyük olasılıkla genel kuruldan ibra edilmeme kararının çıkmasının beklendiği öğrenildi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray erken seçime gitmek zorunda kalacak. Son günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre ise Başkan Burak Elmas olası bir ibra edilmeme durumuyla karşılaşmamak için genel kurul öncesi erken seçim kararını açıklayacak. Genel kurula katılacak olan üyelerin Başkan Elmas ve mevcut yönetime hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca divan kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda. Ayrıca bazı kaynaklar Fatih Terim'in de başkanlık için adaylığını koyacağını yazdı. Galatasaray'da Domenech Torrent gidecek isimleri belirliyor. Aslan'ın patronu futbolcuların kalan maçlardaki performansına göre gidecek ve kalacak isimleri belirleyecek. İspanyol çalıştırıcı her ismi son kez görmek için kadroda rotasyon yapmaya devam edecek. Son olarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray 3 kulvarda da hedefsiz kalırken oyuncular ligde kalan haftalarda kendi kaderlerini belirlemek için sahaya çıkacaklar. Teknik direktör Domenech Torrent gelecek sezonun temellerini atacak. 59 yaşındaki çalıştırıcının futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan maçlarda performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans tanıyacak. Sarı kırmızılılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan'ın bu periyottaki formu gelecekler açısından belirleyici olacak. Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan haftalarda en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek. Yorumunda bulundular.